Değerli dostlar, hikmetleri, maslahatları, faydaları takip etmek mutlaka ve mutlaka bir kast ile, bir irade ile, bir ihtiyar ile, bir şuur ile olur. Bunlar olmadan olmaz. Mesela bir gözlüğü düşünelim. Gözlük hakikaten insana yararlı olan bir alettir. Fakat bunu yaparken bile bu hikmetli, faydalı, yararlı olan şeyi yapmak için mutlaka bir irade, bir ihtiyar, bir kast, bir şuur olması lazım. Yani ben ne yapacağım? Ben gözlük yapacağım. İşte önümüze hemen bir irade, bir seçenek çıkıyor. Gözlüğü yapacağım. Gözlüğün içindeki bulunan işte camlarıydı. Kaç derece olacak? Benim gözüme nasıl uyacak? Sonra bu camlara bir çerçeve olması lazım. Bu çerçevenin de kenarlarında bir mekanizma olması lazım ki işte açılıp kapansın, kullanışlı olsun diye. Her şeyde bir seçeneği kullanıyor. Ve dolayısıyla gözlük bu seçenekler neticesinde ortaya çıkıyor. Ki bir üniversitede görmüştüm, hayat bir seçenekten ibarettir diye. Hayatımızda ne var ise gözlük gibi hangi şey olursa olsun bu seçenekler zincirinden ortaya çıkıyor. Bir kast ile, bir irade ile, bir şuurla ortaya çıkıyor. Kastı, iradeyi, şuuru yani iradeyi insan bedeninden çıkartıp atsanız ortada insanın yapacağı hiçbir şey kalmaz. Yani şu medeniyet, şu medeniyetin içindeki tüm şu unsurların hiçbir tanesi ortaya çıkmaz, meydana çıkmaz. Şimdi insanoğlu bir kast işi, bir irade işi, bir şuur işi, bir bilinç, ilim işi olduğu çok açık ve net bir şekilde belli olan bir çiçeğe, bir böceğe baktığında bunu irade sahibi, ilim sahibi bir zat yapmıştır demek lazım gelirken hayır, bu çiçeğin bir sahibi yoktur. Veya sahip olarak bize gösterilen şeyin ne ilmi var, ne iradesi var, ne kastı var, ne şuuru var. Yani sebepler ve tabiat yaptı diyor. O kör sebeplere ve sağır tabiata meseleyi havale ediyor. Bilerek, görerek, efendim irade ederek, kast ederek o işi yapan bir zat ancak o çiçeği yapabilir. Eğer çiçeğin sahibi olarak Allah gösterilmiyor ise, Allah'tan başka herhangi bir varlık gösteriliyorsa, Allah'ın sıfatlarını o varlığa yükleyerek ancak bu şey olabilir denilebilir ki bu da asla mümkün değildir. Kainattaki her bir şey Allah'ın o ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle meydana geliyor. Varlığı ise diğer isim ve sıfatların varlığıyla devam ediyor. Teşekkür ederim efendim.